Arkadaşlar bu sorumuz x, y, z birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere demiş. Sayı doğrusunda x sayısının y sayısına olan uzaklığı z sayısının y sayısına olan uzaklığına eşitmiş. Hocam şöyle bir sayı doğrusu seçtik. Y sayımız demek x ve z'yi de şu şekilde yazdık. Diyor ki hocam x artı buna göre hangisi çift sayıdır diye sormuş. X ile z'nin toplamı çift sayıdır demiş. E hocam bu arkadaş her ne olursa olsun eşit uzaklıkta değil mi bu sayılar? Bunlara eşit uzaklıkta olması lazım. Bu da hocam bu adam farz et y sayım tek olsaydı. Hocam bunlar tek de olabilir. E tekse ikisi de tek. Ya da çiftse ikisi de çift olacak. Artık ne kadar uzaktalarsa. Bunu bilmiyoruz. E hocam sonuç olarak bunlar ikisi de tek ya da ikisi de çift olacak. Ya da hocam diyeceksin ki ikisi de çift olsaydı. Bu çift olsaydı bunlar aynı şekilde ya tek ya çift olması lazım. Şöyle ya tek ya çift. Sonuçta hepsi aynıdır hocam. Dolayısıyla gördüğün gibi x ile z'nin toplamı her halükarda tekle tek çift de çift denk geldiği için birinci ifademiz doğrudur arkadaşlar. X çarpı y çarpı z daima çifttir demiş. Hayır hocam, görmüş olduğunuz gibi bu adamın üçünün de tek geldiği durum var. Üç tane tek sayının çarpımının çift olduğu söylenemez. Bu durumu unutmayacağız. Hocam z eksi x. E bu adamlar z ile x'in toplamları ikisi de tek, ikisi de çift denk geldiği için ne demiştik? Toplamları çifttir demiştik. E hocam iki tek sayının farkı ya da iki çift sayının farkı yine her zaman çift olduğu için hocam üçüncü ifademiz de doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır.